Güzel. Hemen ardından andır diye bir kelime. Kelime altında demek. He, şimdi bu andır kelimesine yani o andır Anne gelir. bulabilir miyim? Tabii Emre'ye bağlanıyoruz. Mikrofon Emre'de. Öğretmenim şöyleydi. Hani o andır kelimesi, Evet. hani o andır gibi zaten yazmışsınız. Evet. Şöyleydi. Şimdi bir anının altında. Kocaman devasa bir şeyin altında kaldık ve dedik ya işte altında kaldığım an o andır dedik. Böyle bir hikaye kurmuştuk. Düşünsenize o kadar büyük bir şeyin altında kaldığını düşünsenize Allah muhafaza. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Sadece düşünüyoruz. Evet, böyle bir şey olursa oradaki hissiyatım ne olur? Evet, düşünsene böyle her yer kemiklerin kırılır. Tabii Allah öyle bir şey yaşatmasın hiç kimse. Biz sadece gözümüzde canlandırmak için böyle bir şey yaptık. Dedik ya beş duyu organımızı kullanacağız. Ama hayalimizde. Ardından between kelimesini kullandık. Between kelimesi bit ve win kelimesi. Yani İngilizce win kazanmaktı. Ha, demek ki biz Aynen. İngilizce kelimeleri de kullanabiliyorduk. Bunun hikayesini de nasıl yapmıştık Öykü? Bitler böyle herkesin kafasının arasına bit girmiş. Tamam. Sonra bit girmeyen birisi de kazanmış, win almış. Yani İngiliz bayrağı da oraya eklemiş miydik? Yani İngiliz bayrağını alıp kazanmışlar, seviniyorlardı. Çünkü neden? Win kelimesi İngilizce bir kelimeydi. O kelimeyi de işaretlemişti İngiliz bayrağıyla. Doğru mu? Doğru. Tamam doğru. Peki ardından over kelimesi gelmiş. Yine edatlardan, prepositionslardan devam ediyoruz. Bitmiş, yüksek, üstünde, üzerinde gibi anlamları varmış. Bunun hikayesini nasıl anlatmıştık? Ömer şöyle hikayesi yoktu. Da şöyle bir örnek vermiştik sadece. Hani oyunlar bitince game over yazar Tamam. ya. Oyun bitti anlamında ve burada over bitmiş yazıyor. İşte oradan örnek almıştık. Hatta ondan sonra Öykü demişti ki Over'ın üzerine yüksek puanlar herkesin üzerinde herkesten üstün bir puan almıştık diye devam etti diye hatırlıyorum ben. Doğru mu? Aynen öyle. Devam edelim. Aa, burada bir EBA TV diye bir şey yazıyor. Kelime EBA'mış. Yanlış hatırlamıyorsam Öykü yapmıştı bu hikayeyi. Hikayeyi anlatmak isteyen var mı yoksa anlatayım mı hikayeyi? Ben Ben anlatırım. o zaman Öykü ilk dedi, Öykü'ye bağlanıyoruz. Evet Öykü, mikrofon sende. Bir gün böyle EBA TV'ye girecekmişiz. Sonra Tamam. çekmediğini görmüşüz. Yukarıda çektiğini görmüşüz ve yukarıda izlemişiz EBA TV'yi. Aynen öyle. Güzel, çok güzel. Peki burada bir de below diye bir kelime var. Below kelimesinin anlamı aşağı ve altında demekmiş. Okunuşu burada kırmızıyla yazıyor. Yani Türkçe, yani okunuşunu Türkçe yazmaya çalışmışız. Bil ve ova kelimeleri akıllı selvi kelimelerimiz olmuş. Peki nasıl bir hikaye kurmuşuz? Böyle Ben, ya Demre'yi dinleyelim ha Demre. Emre. Hadi Emre. bir ova varmış. Sonra bu bir hani ben aslında ben böyle Evet. gelmişim. Burası hani burası bilmeye yarar Demiş. demişim Tamam. ama ben de ovanın altında, ovanın aşağısında yaşıyormuşum. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel.